Herkese merhaba. Dünyanın neresinde olursanız olun, mühendislik harikası yapılara denk gelme ihtimaliniz her yerde çok yüksektir. Köprüler, gökdelenler, otobanlar ve barajlar. Tüm bu yapılar inanılmaz bir amaca hizmet ediyor ve bu yapılar sayesinde hayatımız çok kolaylaşıyor. Ne yazık ki bütün projeler kusursuz bir şekilde tamamlanmıyor. Bazen kazalar yaşanıyor ve bu durum milyon dolarlara, bazen de milyar dolarlara mal oluyor. Devasa bir sanayi binasının çökmesinden, dünyadaki en kötü baraj kazasına kadar işte karşınızda tarihteki en yıkıcı mühendislik felaketleri. Çöken fabrika binası. Söz konusu regülasyon ve takviye olduğunda kendini bu işe adayan ya da böyle bir proje yapan çok az Asya ülkesi bulunuyor. Bu zamana kadar çocuk işçi çalıştıran, yangın güvenliği prosedürlerini ihlal eden ya da diğer regülasyonlara uymayan şirketlerle ilgili birçok haber ve gizli yürütülen soruşturma duyduk. Ne yazık ki bu tür olaylar bazı yerlerde çok sık yaşanıyor. Tüm bu kurallar işçileri korumak için yürürlüğe konuyor ve üretimi ya da kârı arttırmayı amaçlamıyor. İşverenler bir süre bu kurallara uymaktan kaçınabilir. Ancak tek bir şey yanlış giderse bir felaket yaşanabilir. 24 Nisan 2013'te de Dhaka, Bangladeş'te de tam olarak bu yaşandı. O gün bir fabrika binası çöktü ve bu kaza 1100 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yetkililer kazayla ilgili hemen soruşturma başlattı. Ancak burada neler olduğunu bulmak çok uzun sürdü. Binanın çökmesiyle ilgili tam 400 sayfalık bir rapor verildi ve raporda bir sürü sorundan bahsedildi. Binanın inşaatında yapılan hatalar bu kazanın yaşanmasına neden olmuştu. Öyle ki inşaatta standardın altında bir sürü malzeme kullanılmıştı ve imar kanununa uyulmamıştı. İşin kötüsü, bu inşaat için bina sahibine ve inşaat şirketine onay veren şehrin belediye başkanı, kaza yaşanmadan önce tüm bu sorunlardan haberdardı. Şehrin gelirini arttırmaya ihtiyacı olan belediye başkanı, tehlikeye rağmen bu projeye izin verdi. Binanın işçiler için güvensiz olduğunu biliyorlardı. Ancak yetkililer işçileri derhal işe çağırdılar. Yok sayılan sorunlar en sonunda birçok insanın ölümüne yol açtı. Binanın sahibi ve diğer fabrika sahipleri cinayetten, şehir yetkilileri de rüşvetten yargılandı. Sele yenik düşen Çin barajı. Kasırgalar ve tayfunlar beraberinde getirdikleri rüzgar ve tehlikeli deniz kabarması olayları yüzünden ölümcül doğal afetler olarak bilinir. Ne var ki yalnızca yoğun yağışların da yapılarımızı yok edebileceğini hiç hesaba katmamıştık. Bu yağışlar sellere neden oluyor ve tüm araziyi yıkıp geçiyor. Fırtınanın nerede çıktığına bağlı olarak bu ani sel baskınları beklenenden çok daha büyük hasarlar bırakabiliyor. Ağustos 1975'te Çin'in Batı Hanan ilinde bir tayfun meydana geldi ve 101 cm yüksekliği bulan bir yağış kaydedildi. Felaketin yaşandığı ilk gün bir de fırtına çıktı. Bu bölge aynı zamanda su baskınlarına yatkın olan Ru Nehri'ne ev sahipliği yapıyordu. Fırtına ile birlikte selleri kontrol etmeye yardımcı olması için 1950'li yıllarda inşa edilen Banchao Barajı'nın yakınlarında büyük bir tehlike oluşmaya başladı. Barajın 1000 yıllık sel olarak bilinen, her milenyumda bir görülen sellere direnebileceği düşünülüyordu. Ancak Nina Tayfunu bu sellerden tam 2 kat daha büyük bir sel yaşanmasına neden oldu ve baraj taşkın sularını tutamadı. 8 Ağustos 1975'te Banchao Barajı çöktü ve bunun sonucunda taşmış nehir tüm gücüyle şehre akmaya başladı. Dalgalar 10 metre yüksekliğe, bazı yerlerde de 11 kilometre genişliğe ulaştı. Hızla ilerleyen su saatte 48 kilometre hızla ilerliyordu. Nehir hattında bulunan birçok kasaba tamamen yok oldu ve bu kasabalardaki insanlar öldü. Buna Daewon Chan kasabası da dahil. Burada tam 9600 kişi can verdi. Yetkililerin vatandaşları önceden uyarmaması ya da tahliye planının olmaması her şeyi daha da kötü bir hale getirdi. Toplamda 26 bin kişi sel yüzünden hayatını kaybetti. Sel sonrası meydana gelen açlık ve pandemi ise neredeyse 198 bin kişinin ölmesine neden oldu. Her şey söylendikten ve yapıldıktan sonra açıklanan resmi ölüm sayısı 220 binden fazlaydı. Çin hükümeti bu felaketin insan hatasından kaynaklanmadığını, aksine bir doğal afet olduğunu savundu. Bu felaketle ilgili detaylar 2005 yılına kadar kimseyle paylaşılmadı. Dolayısıyla burada nelerin ters gittiğini hiçbir zaman tam anlamıyla öğrenemeyebiliriz. Tarihteki ilk doğalgaz felaketi.
1900'lü yılların başlarında evleri, şirketleri ve fabrikaları ısıtmak için doğal gaz kullanmak yeni bir şeydi. O zamanlar su altı boru sistemleri o kadar da sık kullanılan yapılar değildi. Bunun yerine karada düşük basınçlı depolama sistemleri kullanılıyordu. Bu yüzden birçok ülkedeki mahallelerde ve şehirlerde bu depolama sistemlerini görebilirdiniz. Buna ek olarak her şehirde tüm doğalgazın tutulduğu yerüstü depolama merkezleri bulunuyordu. East Ohio Gas Şirketi 1940 yılında Cleveland, Ohio'da tam ölçekli bir ticari sıvı doğal gaz tesisi inşa etti. Burada 3 adet depolama konteyneri bulunuyordu ve bu konteynerlerin her biri yaklaşık olarak 19 metre çapındaydı. Bu konteynerler 1.415.842 metreküp doğal gaz depolayabiliyordu. En son inşa edilen 4. konteyner ise 283.168 metreküp doğal gaz depolayabiliyordu. 20 Ekim 1944'te 4. tank öğle vakitlerinde yan tarafından bir buhar yaymaya başladı. Buhar, Cleveland'ın doğu kısmı boyunca ilerledi. Daha sonra kanalizasyona sızarak havaya ve kanalizasyon gazına karıştı. Kısa bir süre sonra gaz birden alevlendi ve rögar kapaklarını havaya fırlatan bir patlama meydana geldi. Öyle ki rögar kapaklarından biri bölgenin 8 kilometre doğusunda bulunan Glenville mahallesine uçtu. Diğer gaz tanklarından diğerinin de alev almasıyla ikinci bir patlama meydana geldi. Evler anında alevlerin arasında hapsoldu. Neredeyse 2,5 kilometre karelik bir mahallede Hiroşima'ya atılan atom bombasından 6 kat daha etkili olan bir patlama yaşanmış oldu. Bu kaza sonucunda toplamda 130 kişi hayatını kaybetti. Eğer insanlar okulda ve işte olmasalardı, bu kazanın bilançosu çok daha kötü olabilirdi. Bu felaket, doğal gaz depoları yer üstünde mi olmalı sorularının yeniden tartışılmasına neden oldu. Quebec Köprüsü Faciası. Quebec Köprüsü, Quebec, Kanada'daki Saint-Foy ve Levi nehirlerinin arasında bulunan St. Lawrence nehrinin üzerinde uzanan hem demir yolu hem de yaya köprüsüdür. 975 metre uzunluğundaki bu işlek köprü, dünyadaki en uzun konsol köprü açıklığına sahip köprüdür. İşin ilginç yanı, bu köprü 100 yıldan daha eski ve hizmete açıldığı ilk birkaç yılda çok ciddi sorunlara yol açmıştı. Köprünün inşaatı ilk olarak 1800'lü yıllarda planlandı. Ancak birkaç finansal sıkıntı nedeniyle inşaata başlanamadı. En sonunda 1900'lü yılların başlarında inşaata başlandı. Her şey yolunda gidiyordu. Ta ki 1907 yılının başlarında bir mühendis ekibi köprünün yamulmaya başladığını fark edinceye kadar. Köprü garip bir şekilde bükülmeye başlamıştı. Ne var ki inşaat şirketi kirişlerin satın alınmadan önce bükülmeye başlamış olduğunu ve bunun sonucunda yapıyı da yamulttuğunu iddia etti. 29 Ağustos 1907'de köprünün güney kısmı çöktü ve 86 işçinin 75'inin ölmesine neden oldu. Geri kalan işçiler ağır yaralansalar da hayatta kalmayı başardılar. Kısa bir süre sonra ikinci köprünün inşaatına başlandı. Yeni köprü, uzun köprü açıklığıyla ilk köprüye çok benziyordu. Ancak bu köprüde devasa bir ek yapı vardı. 11 Eylül 1916'da ortadaki köprü gözü yükselmeye başladı. Köprü gözü eski konumuna taşınmak için kaldırılırken bir felaket yaşandı ve köprü nehre düştü. Bunun sonucunda 13 kişi öldü. Burada oluşabilecek tehlikeler de haftalar öncesinden fark edilmişti. Ancak inşaatı tamamlamak için bu sorunlar göz ardı edilmişti. 30 yıllık çalışmanın sonrasında Quebec Köprüsü 1919 yılında tamamlandı. Çernobil Nükleer Santrali. Söz konusu mühendislik harikaları olduğunda nükleer reaktörlerin en muhteşem yapılardan biri olduğunu reddedemezsiniz. Enerji üretebilmek için nükleer reaksiyonları kontrol edebilme kabiliyeti 20. yüzyıldaki en büyük bilimsel dönüm noktalarından biriydi. Ancak bu nükleer reaksiyonların sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. İşler kontrolden çıktığında da büyük felaketler yaşanıyor. İnsan tarihinde çok az reaktör erimesi olayı yaşandı. Ancak bunlardan en bilineni Ukrayna'da bulunan Çernobil nükleer santralindeki 4 numaralı reaktörün erimesi olayıydı. 1986 yılında yapılan düşük güç testleri sırasında 4. reaktörün içindeki nükleer reaksiyon kontrolden çıktı. Bu, reaktörün tepesini ve binanın çatısını havaya uçuran devasa bir patlama yaşanmasına neden oldu. Bu patlama sonucunda atmosfere çok sayıda nükleer radyasyon yayıldı. İşçilerin ve ailelerinin yaşadığı yer olan ve Pripyat'ın yakınında bulunan kasaba, bu radyoaktif partiküllerin uğradığı ilk duraktı. Bu yüzden bütün kasabanın tahliye edilmesi gerekti. Alevleri kontrol etmeleri için itfaiye ekipleri bölgeye çağrıldı.
Ancak 3 ay içinde itfaiye görevlilerinden 28'i akut radyasyon rahatsızlığı yüzünden yaşamını yitirdi. Yıllar boyunca binlerce insanın fazla radyasyona maruz kalmaktan dolayı gelişen komplikasyonlar sonucu öldüğü bildirildi. Bu erimeye neden olan birkaç sorun vardı. Öncelikle işçiler patlamanın olduğu gün bir test yapıyordu. Ancak bu testi prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirmiyorlardı. Ayrıca kurtarma ekibinin böyle bir felaketle başa çıkabilecek yeterli ekipmanı yoktu. Son olarak Sovyetlerin kontrolünde olan Ukrayna, komünist bir ülke olarak bu felaketi gizlemek ve felaketin boyutunu hafifletmek için elinden gelen her şeyi yapıyordu. Teklif edilen yardımlar reddedildi. Huzur ortamını bozmamak için insanlara yanlış bilgiler verildi ve olaya tanık olan insanlar susturuldu. Tüm bunlar olması gerekenden çok daha büyük bir felaketin yaşanmasına neden oldu. Güney Champlain Kuleleri. Normal bir günün hiçbir uyarı olmadan bir kıyamete dönüşmesi çok boğucu bir durumdur. Bunun sebeplerinden biri bu tarz felaketlerin insanlar üzerinde çok olumsuz etkiler yaratmasıdır. 24 Haziran 2021'de Florida Miami banliyosu olan Surfside'da yaşayan insanlar bu duruma birinci elden tanık oldular. Miami ve çevre bölgelerinde insanlar yaz aylarında rahatlamak ve günlük hayatlarından uzaklaşmak için sahile gelirler. Sabah saat 1.25 sularında insanlar sahile bakan 12 katlı bir bina olan Champlain Towers South'ta uyuyordu. Neredeyse bütün daireler kiralanmış ve her birinde insanlar yaşıyordu. Ancak ortada hiçbir uyarı yokken ve insanlar uyuyorken binanın yarısı çöktü ve ardında bir beton yığını bıraktı. İnsanları kurtarmak için bölgeye gelen ekipler çok hızlı hareket ettiler. 4 kişi molozların arasından kurtarıldı ancak bir kişi ağır yaraları sebebiyle hastanede yaşamını yitirdi. Binanın çökmeyen kısmında hala 35 insan bulunuyordu ve bina her an çökebilirdi. Neyse ki 35 kişinin 35'i de kurtuldu. Kurtarma ve iyileştirme çalışmaları 2 hafta boyunca devam etti. Ancak moloz yığınlarının arasında başka kimse bulunamadı. Yaşanan bu kazada tam 98 kişi mağdur oldu. Binanın çökmesine neden olan şey, beton temelli desteklerin uzun süredir yeraltı otoparkına doğru çöküyor olmasıydı. Buna sebep olan şey ise temeli su basması ve suyun temeli aşındırmasıydı. Bu sorun ilk kez 2018 yılında yetkililere bildirildi. Hatta 2021 yılının Nisan ayında tekrar yetkililere haber verildi. Sorunu çözmek için planlar yapılsa da artık çok geç kalınmıştı. Milenyum Kulesi. Daha önce durup dururken bir şeylerin yanlış gittiği hissine kapıldınız mı? San Francisco'nun Milenyum Kulesi'nde bulunan insanlar bunun nasıl bir his olduğunu çok iyi biliyorlar. Bildikleri bir diğer şey ise tuhaf bir eğilme hissi. Bu şık mavi gri kule 2009'da tamamlandı ve şehrin en yüksek konut kulesi kompleksi haline geldi. Sonrasında insanlar hızla buradan 100 milyon doların üzerinde lüks apartman daireleri satın almaya başladılar ancak kısa süre sonra işler ters gitmeye başladı. 58 katlı lüks kompleks 2016 yılına kadar eğilmeye devam etti ve ana kulenin çöktüğü ve eğilmeye başladığı fark edildi. Sonunda kulenin sağlam bir ana kayaya değil, derin ve yoğun kuma inşa edildiği ortaya çıktı. Binanın devrilme riski yokken dairelerin emlak değerleri düştü ve davalar başladı. Geliştiriciler, kulenin tamamlanmasından 2 yıl sonra zeminin bozulması konusunda yakındaki inşaat çalışmalarını suçladılar. Söylediklerine göre bu çalışmalar, inşaat alanını güvenli hale getiren çevreye zarar vermiş, aynı zamanda yoğun kumu sıkıştırmış ve böyle bir sonuca yol açmıştı. Ancak daha sonra şehrin yapı denetim departmanının böyle bir şey olma ihtimalinin farkında olduğunu ve yine de evlerin satılmasına izin verdiğini gösteren belgeler ortaya çıktı. Evet, bu büyük bir skandaldı. Ancak işin en kötü kısmı bu değildi. 2018 yılına kadar 35 santimlik eğim 45 santime yükseldi. Ardından 8 Eylül'de sakinler çatırtı ve kırılma sesleri duymaya başladılar. Öyle ki binanın pencereleri kırılmaya başlamıştı ve duvarlardaki çatlaklar belirgin hale gelmişti. Durumu düzeltmek için kuzey ve batı tarafındaki ana kayaya 52 kazık çakma planı ortaya atıldı. Ve bu proje 10 yıl sürecek ve yaklaşık 100 milyon dolara mal olacaktı. Yine de bu tahminin alt sınırı. Öyle ki komplikasyonlar ve ihtiyaç duyulan işlere bağlı olarak fiyatın 500 milyon dolara kadar yükseleceği öngörülüyor. Son olarak binanın toplam eğiminin şu anda 66 santim olduğunu, yani binanın sözde onarımının 2020'de başlamasından bu yana 25 santimlik bir artış olduğunu düşünürsek, bunun inanılmaz maliyetli bir inşaat projesi olacağı kesin. Challenger felaketi.
18 Ocak 1986'da ABD uzay mekiği Challenger, Cape Canaveral'daki fırlatma alanından havalanmayı başardı. Aslında fırlatma kötü hava koşulları ve teknik sorunlar nedeniyle birkaç gün ertelenmişti. Ancak o gün tüm sistemler normal görünüyordu. Hava oldukça iyiydi ve gemideki 7 mürettebat hazırdı. Ama uçuşa tam olarak 73 saniye kala işte bu oldu. Mekik aniden bir duman ve enkaz bulutuna dönüşmüştü ve milyonlarca insan televizyondan insanlık tarihinin ilk büyük mekik kazasına tanık olmuştu. Trajik bir şekilde kazada hayatta kalan yoktu ve insanlar bir cevap bekliyorlardı. Böylece neyin yanlış gittiğini belirlemek için özel bir komisyon kuruldu ve cevap herkesi şok etti. Gazların kaçmasını önlemek için kullanılan roket güçlendiricinin kauçuk O-ringleri fırlatma gününde yaşanan rekor düşük sıcaklıklardan etkilenmişti. Bu ekipmanlar kalkıştan kısa bir süre sonra kırılmışlar ve basınçlı gazın bitişik yakıt tanklarına sızmasına izin vererek yapısal arızaya ve sonunda patlamaya neden olmuşlardı. Ancak işin en kötü tarafı NASA'nın O-ringlerin bu durumundan haberdar olmasıydı. NASA için çalışan bir mühendis olan Alan McDonald, O-ringlerin bu tür havalarda çalışabilmesinden endişe duyduğu için roketin fırlatılmasına onay vermeyi reddetmişti. Ancak NASA, yılda en az 24 görev başlatma baskısı altında olduğu için McDonald'ın uyarısını dinlemedi ve böylece fırlatma işlemine devam etti. Ancak ne yazık ki bu inanılmaz kaza, Challenger roketinin geliştirilmesi ve 1970'lerin ortalarında yeniden inşa edilmesi için 1,5 milyar dolar kayba yol açtı. Challenger'ın sahip olduğu tasarım kusurlarının tüm düzeltmelerinin maliyeti ve tüm yerleşik ekipman 3,2 milyar dolardan fazlasına mal oldu. Bu da toplamda 4,7 milyar dolar ediyordu. Ancak enflasyona göre uyarladığımızda bu maliyet günümüzün 24,5 milyar dolara ediyor. Alan McDonald'ın ne düşündüğünü hayal edebiliyor musunuz? Bu felaketlerin bazıları doğal olaylar yüzünden meydana gelirken, bazıları da basit insan hataları yüzünden yaşanır. Ne yazık ki bütün bu felaketler insanların hayatını kaybetmesiyle sonuçlanıyor. Umarız bu felaketler gelecek için bize iyi bir ders olur.